Erzurum şerbe fazla haber. O ne diyor da hangi kedisin diye bir hangi çizgi film kedisin diye bir test çözeceğiz. Bakalım neler olacak. İlk soruyla başlayalım. Kendini hangisi olarak tanımlayabilirsin? Rahat, şanssız, sofistik, tembel, istekli, hiçbiri. Şimdi durumdan duruma değişir. Ben genellikle şanslı bir insan değilim. Ben kendimi şanssız olarak tanımlayabilirim. Arkadaşların seni hangisi olarak tanımlar? Evet, zor bir soru. Bu yüzden telefona başvurmam gerekecek. Size de rahat gelsin. Alo? Alo? Alo Kamil, şu anda video çekiyorum kanka. Bir tane soru geldi de. Arkadaşların seni hangisi olarak tanımlar diye. Ben de seni aradım. Bak, seçenekleri söylüyorum. Çalışkan, gizemli, tatlı, hüzünlü, tembel. Cevabı biliyorum. Ney? İşte biliyorum. Ya sorumlu? Hangisi? Senin cevaplaman lazım. Ne? Ben mi cevaplayacağım illa? Evet. Sen şu an videoda mısın? Evet, videodayım. Benim sesimi duyuyorlar yani. Evet. Çalışkan, gizemli, tatlı, hüzünlü, tembel. Diğerleri çok saçma geliyor ama çalışkan dedi. Eyvallah, hadi kapatıyorum. Çalışkan dedi. Evet, şimdi ne kadar hırslı birisin? Olaya göre değişir. Saçma. İşlerinde, çalışmalarında tek olmayı mı tercih edersin, grup çalışmasını mı? Şimdi ben ikisi de olur diyorum. Tek de olur, ikili de olur, üçlü de, binli de, tamam, her neyse. Ben ikisi de olur demek istiyorum. Karşı bu soruyu direkt geç böyle. Şimdi yemek seçme zamanı. Bir dakika, mesaj. Ben neyse, videodayım, daha bakmam. Evet, şimdi hangisini seçsem? Hepsini. Şu salatayı geç ya. Salata ne iş orada? Doyurmuyor zaten salata. Şimdi hepsini seçme gibi bir imkanım var mı? Her neyse, seç ya. Tavuğu seç. Evet, şimdi sonucu galiba. Kedi mi köpek mi? Kedi mi? Köpek mi? Kedi. Sence neden buradayım? Evet, bakalım. Evet, biz Tomuz. Bir kere hiç göründüğün gibi biri değilsin. İçine ulaşmak zor ama ulaşıldığın an fark ediyor ki çok tatlı bir insansın. Tatlı mı? Orada çalışkan dememiş miydi Kamil? Bir dakika. Tamam, çalışkan, tamam. Her neyse arkadaşlar, şimdi videoyu bitirmeyeceğim tabii ki de, saçma sapan şeyler. Hemen ikinci testimize geçelim. Bu birazcık öğrenme testi gibi bir şey. Evet arkadaşlar, sıradaki testimiz. Bir dakika. Polo yiyordum da şey kalmış. Her neyse, saçmaladım. Sıradaki testimiz canı sıkılanlara özel izlemen gereken 4 filmi söyleyeceklermiş bize. Bakalım. İzlemem gereken 4 film neymiş? Boşluğu kendine göre doldur. Dünyanın en komik, yaratıcı, zeki, duygusal, mutlu, güçlü insanı olmak isterdim. Şimdi ben dünyanın en zeki, tabii ki düşünmeden cevap verdim. İzleyip izlememen önemli değil. Bir diziye başla deseler ilk hangisi tercihin olurdu? Şimdi çoğunu biliyorum. Şu Prison Break'i de biliyorum. Aslında ikisini biliyorum ya. Diğerlerini bilmiyorum. Friends'i duymuştum ama hiç bakmadım bile. Prison Break'le Game of Thrones'ı biliyorum. O yüzden Game of Thrones.
Çünkü hiç izlemedim aslında. Hiçbiriyle aram yok. Sadece duyduklarım var. Friends'i duydum. Game of Thrones'ı duydum. Bir de Prison Break'i duydum. O kadar. Sence hayat ne demek? Hayat. Şöyle bir şıklara bakayım da okumakla şey yapmayayım. Orada haber bakıyorum da. Her neyse. Pozitif kalabilmek diyelim. Film değil de bir kitap iyi gelir de bu can sıkkınlığına desen hangi kitabı okumak isterdin? 1984, Kırmızı Pazartesi, Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Otomatik Portakal, Bülbül'ü Öldürmek, Kelebek Adası. Şimdi ben bu Kelebek Adası'nı biliyorum. Kelebek ve Dağ diye bir kitap var. Tamam, o başka bir şey. Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Diğerleri bana sıkıcı gibi geldi. Bir kitabın kapağını ne kadar güzel yaparsanız o kadar çok beğenir. Ya da bir filmin şey. Her neyse. Peki ya bir sinema filminde oynasaydın en çok hangi karakteri oynamak isterdin? Süper kahraman, siyasi bir lider, her şeyi çözen zeki eleman, deli, umutsuz aşık, hayatın sillesini yemiş biri. Bu adam ne yapıyor lan orada? Gife bakan aslında. Her neyse. Süper kahraman. Ben küçükken hep oynadığım bir oyun vardı. Ben Ten oynuyordum hep. Ben Ten cilik. Cilik diyordum. Evet. Ben Ten cilik diyordum ona. Nedense öyle bir huyum vardı benim. Her gün Ben Ten oynardım. Sağ koluma takardım zaten. Şu anda sol olarak görüyorsunuz. Çünkü ben solağım ve sağda daha çok şey oluyor bende. Sağ tarafa alışım böyle bakmak filan. Sol tarafa alışık değildim. Sağa takardım. Bütün çocuklarda nedense o zamanlarda hep herkeste Ben Ten saati vardı. Bende bütün Ben Ten saatleri var neredeyse. Çaktırmayın iki tane. Ben Ten kaç kere evrim geçirmişti? Normali vardı. Alien Force'u vardı. Ultimate vardı. Bir de Omniverse vardı. Aynen. Hatırlıyorum hepsini. Ultimate yok. Neydi onun adı? Ultimate Alien'ın bir de normalin saati vardı bende. Ben normali takardım dışarı çıkarken. Bizim orada da bir tane park vardı. O parkta böyle şeyler gibi kaydıraktan falan kaymak için orada ortada bir zincir vardı. O zincirden geçiyorduk kaydıraktan kayabilmek için. O zincirde hep böyle parkur yaparmışçasına havalı havalı ağır çekimde giderdim. Öyle sonra da yaptıktan sonra açardım saati. Şeyi seçerdim. Hani Şimşek Kız mıydı onun adı? Şimşek Kız mıydı? Öyle bir şeydi. Onu seçerdim. Evet. Böyle garip bir çocukluk anısı. Evet. Şimdi. Şeyi hariç. Şu leblebi tozu hariç hepsinden tattım. Biraz çocukluğun en eskilerden en sevdiğin abur cubur. Düdüklü şeker. Leblebi tozu. Yumiyum. Sulu göz. Patlayan şeker. Meybuz. Hepsini desem yalan olmaz. Leblebi tozunu hiç atmadım. Böyle leblebi tozu şeydi galiba. Hatırlamıyorum da böyle şey yapardılar. Yani hatırlamıyorum herhalde. Leblebi tozunu bir yerde duymuştum. Böyle içermişler. İçiyorlarmış. İçiyorlarmış. Sonra da öksürüyorlarmış. Onun gibi bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum. Bir şeymiş. Tam. Hangisini severim? Meybuzu. Böyle şeyde biz küçükken meybuz yerken böyle kırarak yerdik, böyle dondurma gibi ya, şey gibi işte buz, böyle kırardık. Özellikle ben ortadaki kolalıyı seçerdim hep, ya kolalı ya da portakallıyı seçerdim. Hep böyle kırardım, açardım onu. İlkokuldayken kantinde vardı, böyle hepsini teker teker değildi, birdenbire atardım. Nedense öyle değişik bir fantezim vardı benim. Evet, şimdi bu son sorum mu? Bir dakika, kaç soru? Tamam, iki soru kalmış. Biraz düşün bakalım hangisi senin için daha önemli? Eğitim, eğlence, özgün olmak, özgürlük, aşk, dayanışma. Şimdi hepsinin içinde bir şey var. Ya özgürlük olacak ya da dayanışma. Şimdi eğitim desen özgürlük olmadı olmaz. Eğlence de özgürlük olmadı olmaz. Özgün olmak özgürlük olmadan o da olmaz. Aşk desen o da özgürlük olmadı olmaz. Dayanışma mı, özgürlük mü? Ben özgürlük demek istiyorum. Evet, özgürlük.
Son olarak bir film repliği seç de şeyi bitirelim her neyse. Arkadaşın başarısa sen kötü hissediyorsun. Arkadaşın zirvedeyse sen daha kötü hissediyorsun. Oo bak bu güzel ha. Bunu Face'e yazayım mı lan? Yazarsam like'lar gelir. Efsaneler bir şey anlatır, tarih başka bir şey. Birini aklından silebilirsiniz. Bir dakika. Birini aklından silebilirsiniz ama onun kalbinizde atmak başka bir hikayedir. Buna hiç okuyamam. Bunu hiç okumadım. Okuyamadım. Hiç okuyamadım. Tamam. Doğru söyledim. İnsan kendi yolunu kendi çizer. Kimse sana eliyle vermez. Kendin almak zorundasın. Şu kulaklıkta niye biraz her mikrofon şey dedi. Her neyse böyle yapalım. Son soru. Bu dünyada öyle şeyler oluyor ki Tanrı'nın buna neden izin verdiğini merak ediyorum. Hayat sürekli kızgın yaşanmayacak kadar kısadır. Oo bak şu sonuncu güzeldi. Evet bakalım biz hangi 4 filmi izlemeliyiz? Hobbit, Star Wars. Bunu hiç izlemedim. Ben zaten 3'ünü de izledim ya. Tam da şu Back to Future. Future'a bir bakarım. Geleceğe Dönüş serisiymiş. Ona bir bak. Ha bu Hobbit değilmiş. Hobbit değil miydi bunun adı? Yüzüklerin Efendisi seriymiş. Her neyse. Bugün videomuzda bu kadardı. Daha çok kendisi istiyorsanız like. İstemiyorsanız dislike atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.